Nerede kalmıştık? Normalde bu kanala video atma fikrim yoktu. Geçenlerde bu kanala tekrar girdiğimde anılarım depreşti ve her ne kadar izlenmese dahi videolar atma kararı aldım. Tabii bu videoların sıklığı arasında süre farkı olacak. Anime kanalındaki kadar düzenli video atacağıma söz veremem. Zaten onda da pek düzenli değil ama aslında yine de videolara devam etmeyi düşünüyorum. Bu arada yorumlara hangi çizgi filmiyle ilgili video çekmemi istiyorsanız yazın. Gelen istekleri karşılıksız bırakmayacağım. Tsubasa animesi küçüklüğümden beri izlediğim ve sevdiğim en iyi çizgi filmler arasında en tepede yerini alıyor. Çoğumuz da bu çizgi filmi çok sevmişizdir. Tsubasa bir futbol çizgi filmi olmasına rağmen ne kız ne de erkek ayırt etmeden izleyen herkese futbol duygusunu aşılamış, futbola bağlanmamızı sağlamış kült, akıcı, duygusal bir eserdir. Peki Tsubasa neden diğer futbol yapımlarından daha fazla sevildi? Daha fazla ilgi gördü? Bu sorunun cevabını da bu videoda daha net anlayabileceğinizi düşünüyorum. İlk olarak kült ve eski bir yapım olması Tsubasa'yı değerli kılan en önemli etkenlerden biri. Bir yapımın eski olması bize nostaljik hisler yaşattığı için sonradan izlediğimizde ilkinden bile daha fazla keyif aldığımız oluyor. Tsubasa ise bizim karşımıza ta 1983 yılında çıkarak ülkemizde hem 90 neslinin hem 2000 neslinin hem de yumurcak sayesinde 2010 neslinin bildiği bir yapım. Özellikle benim dönemim olan 2010 yıllarında geceleri sahura kadar uyumayıp Tsubasa izlediğim zamanları düşününce gözümde hüzün duygulu gözyaşları yerinde duramıyor. Tsubasa'nın bize kattığı anıları düşünürken bu yapımın diğer noktalarını da anlatmaya devam edelim. Öncelikle konsepti ele almak istiyorum. Tsubasa adında bir çocuğun yeni taşındığı Nankatsu şehrinde baş karakterimiz Tsubasa ve onun saz arkadaşları ile tanışması üzerine gelişen olaylar niteliğinde Nankatsu'da oynamaya başlayarak futbol hayatına atılmasını izliyoruz. Tsubasa'nın konseptini diğer yapımlarından ayıran önemli bir unsur var. Çoğunuz bu unsuru fark etmemiş olabilirsiniz. Tsubasa diğer yapımlara göre karakterlerini ve hikayeyi çok iyi işliyor. Mesela Tsubasa'nın hikayesine baktığımızda turnuvalarda vesaire hep aynı olaylar yaşanır. İlk önce mağlup olurlar, ardından bir anda Tsubasa çıkar ve çevirirler. Böyle anlattığımızda maçlar aslında bu olaylardan ibarettir. Ama biz izlerken bu paradoksa giren olayları unutuyoruz. Bunu unutmamızın, yani bu akıcılığın etkisinin bu kadar yüksek olmasının sebebi de hikayeyi, iyi işleyişleri, duyguları güzelce aktarmasıdır. Özellikle karakterlerin gerçek hayattaki ve futboldaki tavırlarını izleyiciye neden sonuç gerekçesiyle sunmakta, böylelikle izleyicileri kendine bağlamaktadır. Karakterler demişken karakterlere de elbette değineceğim. Ama ondan önce hikayeyi biraz inceleyelim. Tsubasa'yı bir kısa özet geçeyim. Hikayemiz az önce dediğim gibi Tsubasa ile başlar. Şehre yeni taşınan Tsubasa adlı bu küçük çocuk yolda Ishizaki, Masaru ve Sanae gibi animenin önemli karakterleriyle daha ilk bölümden bir araya gelir. Ve bu bir araya gelmenin ardından dünyanın en iyi kalecisi Genzo Wakabayashi ile de tanışırız. Wakabayashi ile ilk yüz yüze geldikleri an hala gözümün önünden gitmez. Wakabayashi'nin Tsubasa'ya o topu yollayışı, aynı şekilde Tsubasa'nın otobüsün altından topu geri yollaması, kelimenin tam anlamıyla jeneriklik görüntüler. Bu olayın ardından Tsubasa ile yüz yüze gelen Wakabayashi ilk yenilgisini alır. Aslında animenin ismi ne Kaptan Tsubasa ne de Kaptan Mitsugi olacaktı. Asıl animenin adı bence Kaptan Wakabayashi olmalıydı. Neyse, hatasız kul olmaz. Bu arada Wakabayashi'nin üzerine gönderilen handbol topu, beyzbol topu, basketbol topu, Amerikan futbol topu, tenis topu gibi top türüne örnek verilecek her şeyi yakalaması bizleri kendine çekerken bu olay en güzel Fox abinin şu sözleriyle özetleniyor. Kim ya bu Wakabayashi? Acayip kaleci oğlum. En son üzerine roket atar attılar, onu bile tuttu düşün. Ebenin şeyi. Vallahi bak. Bir gol yemesinin ardından kendine yediği golü yediremeyen Wakabayashi tüm hayatını futbola adar ve kendini intikam almaya hazırlar. Okul finallerine Tsubasa'nın çeşitli yardımlarıyla kalan Nankatsu, finalde Wakabayashi'nin takımı Shutetsu ile oynanan maçlar sonucu ile hem Wakabayashi'ye, o maçtan sonra hayran olmaya başladığımız ve Misaki ile tanıştığımız bu çağı açıp çağ kapatan maçta
Tsubasa hikayesi kelimenin tam anlamıyla başlar. Bu olaydan sonra Tsubasa, Misaki ve Wakabayashi üçlüsü ve diğer takımlardan karma gelen oyuncular ile beraber Nankatsu takımını oluştururlar. Tam bunlar geleni geçeni yener kafasına gireriz ki Kojiro Hyuga karşımıza çıkar. Şimdi yalan konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Bu adamı ilk gördüğümüzde izleyen kimse sevmedi. Hem Wakabayashi'ye öyle davranması hem de futboldaki sert oynayışı gerçekten ben dahil kimseyi memnun etmedi. Fakat bir bölüm var ki bu karakter hakkındaki bütün düşüncelerimizi alt üst etti. Bunu söyleyince hepiniz hangi bölümden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Evet, o Kojiro'nun geçmişinin bize anlatıldığı 44. bölüm. Ben ilk gördüğüm andan beri sinir olduğum Kojiro'ya o kadar üzülmüştüm ki bir anda taraf değiştirip Meiwa'yı tutmuştum. Kojiro'nun babasını erken yaşta kaybetmesi, bütün bu yükün altında kardeşleri ve annesine bakmak için sürekli çalışması, biraz empati yaptığımız an Kojiro'nun bütün hatalarını o bölümde affederek bundan sonra ise o hataları görmezden gelmeye başlıyoruz. İşte bahsettiğim karakterleri iyi işleme olayı da aynen böyle. Karakterlerin arkasında mantıklı, güzel, biraz da duygulandırıcı bir motivasyon yüklemesi karakteri bizim açımızdan derinleştiriyor. Mesela Wakabayashi, ilk başta kibirli, kendine fazla güvenen, egoistin teki olsa da giderek her bölüm ona daha da ısındık. Bunun sebebi takımı gerektiğinde oyunda olmasa dahi takımı sırtlamasına kadar çeşitlendirilebilir. Örneğin Nankatsu Musashi olması lazım. Musashi maçında Misugi'nin kalp rahatsızlığı sebebiyle kendini sınırlayan Tsubasa'yı normal haline döndürmesi, ona bağırıp çağırması, bizlere işte adam geldi adam dedirtti. Jun Misugi demişken belki de bu serinin adını Kaptan Misugi yaptıracak bir karakterdi. Kalp rahatsızlığıyla bile Kojiro'lu Toho'yu neredeyse alt edebilecek bir adamdır. Tam oynamasa dahi Kojiro Hyuga, Takashi Sawada ve kaleci Wakashimazu'yu darma duman etmek baş karakter Tsubasa'yı bile zorlayan bir olaydır. Serinin ortaokul dönemindeki başlıca karakterlerinin dışında Dişlere Destan oyunlarıyla taçıp analar, takım oyunu denince akla gelen takım Furano'nun kaptanı Matsuyama, helikopterden helikoptere atlarken silahın şarjörünü değiştirebilecek kadar yetenekli olan kaleci Ken Wakashimazu, sağlam cüssesiyle Jito, Tsubasa gibi Nankatsu'da oynamış, Wonder Kid olması beklenen Nita, tıpkı Tsubasa'nın yanındaki Misaki gibi Kojiro'nun yanında olan Takeshi Sawada, bunlar da seriyi daha da güzelleştiren bilindik Japon karakterler. Tabii ki Nankatsu'dakileri saymadım, onları zaten hepimiz biliyoruzdur. Özellikle az önce bahsetmeyi unuttum, Misaki, Tsubasa'nın gölgesinde kalan, yeri geldiğinde Tsubasa'dan bile daha çok katkı sağlayan Taro Misaki, Nankatsu'nun ve Japonya'nın vazgeçilmez oyuncularından biri. Kendisinin geçmişi ve karakter işleyişi bakımından Kojiro ile aynı etkiyi yapmış bir karakterdir. Ortaokul ve lise döneminde geçen maçlar hep Japonya'da geçse de Tsubasa'nın büyümüş hali olarak adlandırdığımız Ruatu 2002 serisinde bizim karakterleri yetişkin bireyler olarak görüyoruz. Bu seride artık diğer ülkelerin oyuncuları da karşımıza çıkıyor. Bu oyuncuların bir diğer güzel tarafı gerçek hayattan esinlenen oyuncular. Örnek vermek gerekirse Juan Diaz, Arjantin futbol efsanesi Diego Armando Maradona'ya, Karl-Heinz Schneider, Alman İmparatoru lakabıyla dizide tanıdığımız bu isim Karl-Heinz Rummenigge'den esinlenilmiş bir karakter. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hatta Tsubasa'nın manga sayılarına bakarsanız JJ Okocha'yı da görebilirsiniz. Bu oyuncu devrinde Ronaldinho ile kıyaslanırken aynı zamanda ülkemizin takımı Fenerbahçe'de forma giymiş efsanevi bir isimdir ve kendisi Afrika kıtasının önde gelen yeteneklerindendir. Animede isimler ve takımlar biraz daha farklı olsa da mangayı okursanız Katalonya yerine Barcelona gibi isimleri sansürlemeden görebilirsiniz. Eğer ön yargınız varsa birkaç bölüm manga okumayı deneyin. İlk başlarda benim de tereddütüm olsa da alışınca gerçekten farklı oluyor. Normal okuduğum mangalardan bile daha çok zevk aldığım bir manga oldu. Futbolu kafanda hayal ederken bir yandan mangayı okumak hiç şüphesiz size de manga okuma duygusunu aşılayacaktır. Mangayı da övdüğümüze göre Tsubasa yapımı hakkında son olarak şunu söyleyebilirim. Tsubasa'yı Tsubasa yapan
ilk serideki müthiş müzikler ve karakterler sayesindedir. O olaydan sonra çekilen diğer serilerde olaylar hep tekrar etse de hikaye ve karakterler kendini bize bağlıyor. Henüz Tsubasa'nın yeni serisine alışamasam da Ruatlı 2002 zamanlarını izlerken muhtemelen çok zorlanmayacağım. İlk seride zorlanmamın sebebi 83 serisindeki olayların daha geniş çaplı işlenmemesi. Buna bir örnek vereyim. Mesela Meiwa Nankatsu maçı 16 bölüm sürerken yeni Tsubasa'da 3-4 bölüm sürüyor. Aslında bu kadar kısa işlenmesi belki kimilerine göre daha güzeldir, fakat o maçı izlerkenki duyguları işleyememişler. Mesela Meiwa Nankatsu maçında Wakashimazu kaleden açılıp Wakabayashi'ye şut çeker. Bu olay 83 serisinde Wakashimazu'nun geçmişini, duygularını bir bölüme aktararak yansıtırken yeni seride 10 saniyede gelip bir anda şut çekip Wakabayashi kurtarıyor. Bu kadar önemli bir sahnenin 10 saniye olması ve bu 10 saniyede bana o duyguyu vermemesi beni üzüyor. Bir de işin dublaj tarafı var. Diğerleri sıkıntı değil de umarım Road'da 2002 serisinde Wakabayashi'yi Fatih Özkul seslendirir. Bence Wakabayashi'ye en güzel ses onun sesi. Neyse arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmayın. Arada video atacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın demeden hemen önce daha önce çektiğim Tsubasa videosunun yoğun ilgiler alması sebebiyle Tsubasa hakkında bir video çekmeye karar verdim. Bu arada şunu da görüyorum. Mesela ben 2 yıl önce yaptığım, saatlerce günlerce uğraştığım, o zamana göre çok az izlenirken bu da benim hevesimi kırmıştı. Bir yandan video atmama kararını da bu yüzden almıştım. Ama şimdi görüyorum ki zamanında o kadar emek verip yaptığım videolar hiç izlenmezken bir anda patlamalar yaşadı ve iyi izlenmelere ulaştı. Yani görünen o ki yaptığım emeğin karşılığı boş olmuyor. O yüzden arada, her zaman olmasa da arada videolar atacağım. Evet, son sözlerim de bunlardı. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.